Evet, merhaba gazete Çorlu Web TV izleyicileri. Bir yayında daha karşınızdayız. Şu anda Çorlu ilçesi Reşadiye ve Muhittin Mahallesi'nin ortasında bulunan Şinasi Kurşun Caddesi'ndeyiz. Tabii burada TESKİ'nin bir çalışması oluyor. Neyle alakalı? Burada tabii ana boru hattında bir patlama yaşanmış. Şu anda da gördüğünüz üzere bu patlamayla beraber dün akşam ekipler gelmiş, tespit çalışması yapmışlar. Bugün de çalışmalarına devam ediyorlar ve bu borunun tamiri doğrultusunda çalışmalar yapıyorlar. Tabii Şinasi Kurşun Caddesi'nin bir bölümü şu anda gördüğünüz üzere trafiğe de kapandı. Cumhuriyet Parkı'na ve havuzlar tarafına inecek vatandaşlar buradan aktaralım. Ara mahallelerden, diğer alternatif yollardan inebilirler. Tabii şu anda çalışma devam ediyor. Muhittin Mahallesi ile Reşadiye Mahallesi'nin bağlantı noktasında olan yerlerden bir tanesi ana boru irsaliye hattında bir patlama yaşanmış. Bunun da bilgisini az önce yetkililerden aldık. Bununla alakalı tabii burada da çalışma sürüyor. Yaklaşık 2 ila 3 saat arasında çalışmanın süreceği noktasında da bilgi verildi. 2 ila 3 saat itibariyle bu çalışma sürecekmiş. Daha sonra da yolun trafiğe açılması bekleniyor. Tabii daha büyük bir sıkıntı çıkmazsa, tabii şu anda da gördüğünüz üzere hala borudan sular yukarı doğru akmaya devam ediyor. Tabii yetkililer de burada bir yandan çalışmanın bitmesi doğrultusunda da işlerini hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Görüyoruz burada TESKİ'nin ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabi Çorlu ilçesi, tekrardan söyleyeyim, Şinasi Kurşun Caddesi, yani Muhittin Mahallesi ile Reşadiye Mahallesi'nin tam ortasında bulunan caddede ana boru hattına yakın bir noktada patlama olduğunu buradan söyleyebiliriz. Tabi şu anda da burayla alakalı çalışma da devam ediyor. Tabi buradaki çalışmaya mutabıkken tabii trafik de görüyorsunuz, yoğunluk da yaşanıyor. Tabii araçlar da ara yollardan verilmeye çalışılıyor. Tabii bu bölgede trafik anlamında kullanacak olan kişilerin de ara mahallelerden geçiş yapacağını söyleyelim. Çalışmanın da 2-3 saat içinde biteceği söylendi. Tabii benim Muhittin Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi'nin ortaki Şinasi Kurşun Caddesi'nden aktaracaklarım bu kadar.